Merhabalar. Merhabalar, yayındayız Feridun Bey. Önce Bilgin Hoca'ya teşekkür edeyim. Az önce duyulduğumu bilmiyorum ama duyulsa da teşekkür ederim. İkincisinin zararı olmaz bizi davet ettikleri için. Daha da önemlisi bu inisiyatif için. Hocam bu kaçıncı? Dokuzuncu zirveniz sanıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa 2015 ya da 2016'da ilk kez bir siber kampında bir araya gelmiştik. 2017'de biz 17 miydi? Evet. 2017 Ocak ayında başladık. Evet. 4 yıl olmuş. 4 yıldır hem şahsi kurumsal seviyede bir siber ve de tabii ki diğer etkinlikleri elden geldiğince destekliyoruz. Çünkü biz bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bunu bir beylik laf olarak lütfen algılamayın arkadaşlar. Siber güvenlik, bilgi güvenliği gerçekten her geçen gün riskin ve hareketliliğin arttığı, paralel olarak da yetkinlik talebinin arttığı, maalesef yurt dışına giden kaliteli insan kaynağı nedeniyle eldeki stokların da azaldığı, o nedenle yeni yetenekli mezunlar, yeni mühendislerle desteklememiz gereken bir alan her geçen gün. Bu ülke çapında başlatılan bir inisiyatif. Bilgin hocamın da bildiği savunma sanayi müsteşarlığı, siber güvenlik kümelenmesi gibi Cumhurbaşkanlığı himayesine kadar çıkıp yönetilen bir konu. Ve ben BÜSİBER'e de, Bilgin Hoca'ya da, tüm BÜSİBER takımına da bu istikrarlı çalışmaları ve verdikleri katkılar için hepinizin huzurunda tekrar bir teşekkür etmek isterim. Çok önemli bir çalışma bu. Biz de çok teşekkür ediyoruz Feridun Bey. Yani ben yeterince ısrarlı olunursa burada bu siber güvenlikteki insan kaynağı açığının hep beraber çözebileceğimize inancım tam. Bunu da ben gönül rahatlığıyla ve kendimden de biraz emin olarak söylüyorum. Çünkü bunu yaşadık. 2017'den beri o senelerde ilk kez bu alana adım atan sizin gibi meraklı arkadaşların şimdi geçtiğimiz 4 sene sonrasında yaptıkları işler, çıkardıkları, verdikleri hizmetler ve geldikleri sorumluluklara, pozisyonlara baktığımızda tohum atıp doğru toprağa, doğru şekilde sulayıp bereketli bir güneşi olan memleket burası. De ortam uygun olunca görüyoruz ki gerçekten çok kaliteli arkadaşlar yetişiyor. O nedenle burada da sizin gibi değerli arkadaşların kariyerlerine ya da bu alandaki ilk adımlarına çok olumlu sonuçlar alacağına güveniyorum, inanıyorum. Biliyorum da, geçmişe bakarak söylüyorum bunu. Ben kısaca kendimi tanıtıp konuşmaya başlayayım izninizle Bilgin Hocam. Tabii ki. Buyurun. İsmim Feridun Aktaş. Garanti BBVA Teknoloji'de Kurumsal Güvenlik Genel Yardımcısı olarak çalışıyorum. Sorumluluk alanımızda fiziksel güvenlik, teknoloji güvenliği ve dolandırıcılığa karşı mücadele diyebileceğimiz 3 tane temel alan var. 1994 İTÜ Elektronik Haberleşme bölümünden mezun oldum. Hemen akabinde de Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik bölümünde yüksek lisans yaptım. TES Hocam Bülent Sankur, o zamanki hocalarımın tümü saygıyla isimlerini anmak isterim. Ardından da bir okum genişlesin, farklı bir alanda göreyim diye Marmara Üniversitesi'nde de İngilizce İşletme Master'ı yaptım. Akademik hayatım böyle. Profesyonel kariyerime gelecek olursak da 94 yılında mezun olmakla birlikte hemen işe başladım. O zamanki iş yerim 90'lı yıllarda o zamanki hükümetlerinde bir tür atılım ve yatırım alanı olan telekom sektörüne girdim. O zamanki ismiyle Nortel Netaş. Şu an isim el değiştirdi. Hala Netaş markası var ama. Araştırma geliştirme bölümünde ilk mühendis olarak işe başladım. Dijital santraller ve dijital sinyalleşme üzerine. 3 yıla yakın Netaş'ta çalıştıktan sonra benim için ilk garanti yolculuğu başladı. 97 yılında garanti teknoloji, o zamanki adı hatta garanti ticaretiydi. Garanti teknolojiye girdim. Sırasıyla network uzmanlığı, bilgi güvenliği yöneticiliği, stratejik destek gibi. Özünde bilgi güvenliğinin olduğu, daha sonra kurumsal süreçler, iç kontrol, denetim ve benzeri diğer fonksiyonlar toplandı. Büyüyen bir takım ve büyüyen bir sorumlulukla bir 17 sene garanti teknolojide kariyerim oldu. Ardından da 5,5-6 yıla yakın Turkcell'e geçtim. Turkcell'de de oradaki takımımızla beraber
güvenlik ve servisler, siber güvenlik izleme merkezi kurmak gibi Türkcell için ilk olan birçok yapıyı kurguladık. Süreçleri ve kadroları hep beraber arkadaşlarımızla hayata geçirdik. 5,5-6 yıl sonrasında da 2019 sonbaharında tekrar Garanti BBVA teknolojiye geldim. Az önce söylediğim kurumsal güvenlik alanında çalışıyorum. Davet ettikleri için tekrar Büsiber'e, Bilgin Hoca'ya özellikle de teşekkür ediyorum. Burada bir önceki aksaklık olan seansa başlarken Bilgin Hoca'nın söylediği gibi teoride yaşananlar var, bir de pratikte yaşananlar var. Yani teoride öğrenenler ve pratikte yaşananlar var dersek belki daha doğru olur. Size yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak nereye gidiyoruz? Özellikle finans alanında bilgi güvenliği nereye gidiyor? Bunu anlatmak üzere kısa bir konuşma yapmaya çalışacağım. Aklım erdiğince, dilim döndüğünce. Bu arada küçük de bir gibi algılanmasın ama bilgi de vermek isterim. Benim için bu mecralarda konuşmak sizlerle yaşadığım tecrübeleri paylaşmak anlamına geliyor temelinde. Aynı zamanda kurumsal ve kişisel desteğimizi de sunuyoruz tabii. YouTube'da da Siber Eşekten Düşenler diye bir video dizisi başlattık. Yine sektörden eski arkadaşlarımızdan Gökhan Say ile beraber. Tamamen benzer inisiyatifle. Orada da alan alan, konu konu başlığı alıp yarım saat civarı anlatmaya çalışıyoruz tecrübelerimizi ve öngörülerimizi. Onları da izlemenizi öneririm. Faydalı olacağını düşünürüm. Çünkü hepsi yaşanmış tecrübeler ve güncel konular. 4 tane bölüm oldu hafızam beni yanıltmıyorsa. Vakit ayırabildikçe de orada da yine yeni konu devam edeceğiz. Bugünkü konuşmada ben özellikle finans sektöründen baktığımızda bilgi güvenliğinin nereye gittiğini altını çizmeye çalışacağım. Neler olduğunu. Öncelikle bir tereddütümden başlamak isterim konuşmama. Farkındaysanız bilgi güvenliği, teknoloji güvenliği, siber güvenlik, kurumsal güvenlik gibi birden fazla tabir kullandım. Gerçekten benim aklımda da net bir tabir yok. Ünvan olarak kurumsal mesela en kolay çünkü bir ünvan. Ama işin kapsamını anlatmaya çalıştığımızda bilgi güvenliği dediğimizde farklı bir anlam çıkabiliyor. Siber güvenlik keza öyle, teknoloji güvenliği keza öyle. Bunun bir nedeni var arkadaşlar. Bu da güvenlik, IT security diyorduk. Eskiden herkes anlıyordu. IT ilk yola çıkış tanımını kullanayım. IT security'nin zaman içinde gelişmesi, genişlemesi, kapsamının içindeki yetkinliklerin, icra edilen fonksiyonların hem büyümesi hem çeşitlenmesi nedeniyle gelinen durumu esasında gösteren metafor diyeyim. Karışıyor çünkü o kadar çok fazla ki eskiden yazılım geliştirmek derdi. Sonra front-end, back-end, client, server, native, mobile gibi çeşitlen buradaki yetkinlik ve teknoloji de durmadı, gelişti. Aynı şey bilgi güvenliğine de oldu diyelim. Dolayısıyla çok geniş bir alandan bahsedeceğiz. Ben özel olarak siber güvenliği anlatacağım. Siber güvenlik olmayacak gibi bir limit koymuyorum. Ama ara ara bu tür tabir ya da tanım geçişleri olursa bu gerçekten halen aşamadan, standartlaşamayan bir tanımdan ötürüdür. Herkesin de bu tanımdan anladığı farklılaşabilir. Sorun değil. Önemli olan ne yapacağımızı bilmemiz. Finans tarafında iş nereye gidiyor diye bir giriş yapalım. Finans tarafında iş hepiniz de bildiği üzere aslında 10 yıla yakındır bulut ve büyük veri. Ama son 3-4 yıla yakındır da dijitalleşme sözlerini çok sıkça duyuyoruz. Bizim güvenlik alanı da finans sektörden baktığımızda en çok bu dijitalleşmenin peşine gidiyor. Dijitalleşme ne demek? İsterseniz biraz ondan bahsederek başlayalım. Arkadaşlar dijitalleşme demek, önce yanlış olan tabiri söyleyeyim, bilgisayarlaşmak demek değil. Bu bir firmanın muhasebesinde kağıta makbuzlar kesilmek yerine bir web öngözünden bilgisayara giriliyorsa bu dijitalleşme olmuyor. Bu bilgisayarlaşma oluyor. Dijitalleşme örneğini vermek içinse yine bir başka örneği kullanıyorum. Maksadımız burada firma reklamı yapmak değil ama kolay anlaşılsın diye firma isimlerini de söyleyeceğim ki hemen aklınızda canlansın. Örneğin hepsi buradan yaptığınız bir alışveriş tamamen dijital bir alışveriş. Nasıl oluyor? Ondan başlayalım. Ben internete bağlanıyorum.
Benim servis sağlayıcım hangi siteleri gezdiğimi görüyor. Hepsi buradan sunucularının bulunduğu yerde benim yaptığım işlemlerin, web işlemlerinin kayıtları duruyor. Sonra hepsi burada benim yaptığım siparişi, adımı, soyadımı, ürün tercihimi, zaten ödemelerimi biliyor. Ödeme bilgilerimi bankaya gönderiyor. Banka bu kart üzerinden benim ne kadarlık alışveriş yaptığımı biliyor. Sonra bu siparişi alıp hepsi burada Marketplace'teki bir başka satıcıya, diyelim ki örneğin Paşabahçe'ye gönderiyor. Ben bir Paşabahçe bardak almış olayım. Paşabahçe bana bir bardak göndermesi gerektiğini biliyor. Paşabahçe bu ürünü paketliyor, yurt içi kargoya veriyor. Yurt içi kargo benim evime bir ürün getirmesi gerektiğini biliyor. Bu arada Arvento ya da benzer bir yazılımla yurt içi kargo o aracı izliyor. Yandex bu şoförün ne zaman benim eve geldiğimi izleyebiliyor eğer Yandex üzerinden rotayı hesapladıysa. Ve günün sonunda ürün bana geliyor. Esasında köşedeki bakkaldan bardak almakla hemen hemen aynı şeyi yapıyorum. Hatta aynı şeyi yapıyorum ürün teslimi gözüyle baktığımızda ama bütün bu zincir dijital olarak birbirine bağlı oluyor. Ve ben bu zinciri yaşarken bir ayak izi bırakıyorum. Bu ayak izimizin adı da data. İşte dijitalleşen dünya getirdiği en önemli şey datanın böyle sınır ya da arada herhangi bir bariyer olmaksızın birçok ortamda, birçok kurum üzerinde yani ekosistem içinde akmasıyla dijitalleşme oluyor. Sonuçta da bana fayda sağlıyor. İşte bu dijitalleşme finans dünyasının doğal olarak en son dönemde birçok sektörle beraber en önemli gündem maddesi. Gördüğünüz gibi veri her yerde akıyor. Ama bunun bir de bizim taraftan baktığımızda etkisi nedir diye soracak olursak, veri bu kadar yerde akınca risk de bu kadar yerde akmaya başlıyor. Bruce Schneier çok ünlü bir esasında akademisyen. Applied Cryptography diye çok güzel bir akademik kitabı vardır. Çok meşhurdur. Onu okumadım. Ama bir başka kitabı var. Secret and Lies diye. Gizliler ve Yalanlar. Orada çok güzel bir sözü vardır Bruce Schneier'in. Der ki para nereye akarsa suç da oraya akar. Şimdi bizim bardak alma hikayemizde verinin nerelere aktığına şöyle bir baktık. Belki daha fazla yerlere de akıyordur ama buralarda veri gezinmeye başladıkça su buralara akmaya başlıyor. Kurumsal güvenlik olarak işte bizim yapmaya çalıştığımızda buraları kontrol altına almak, buralardaki riski yönetmek. Peki bu data akışı kimlerin işine geliyor diye bakarsanız buradaki riskler doğal olarak hacker diyeceğiz ama bu da biraz fazla ajitasyon. Buradan para kazanmak isteyen, buradan fayda sağlamak isteyen ya da buradaki bilgiye merak olan her kurum ve her kişi için az önce saydığımız örnekteki veri hedef haline gelebiliyor. Son zamanlarda okuyorsunuzdur yani para kazanmak temelde bu yapılan dark site ya da hacker aktivitelerinin birinci motivasyonu değil. Özellikle ulusal seviyede kritik kurumların içine sızmak, kritik kamu bilgilerini, görüşme bilgilerini, iletişimleri ele geçirmek. Hatta geçtiğimiz bu ay içerisinde olduğu gibi örneğin Amerika'daki bir petrol dağıtım hattını kilitlemek, bilgi çalmak amacıyla oradaki bir servisi aksatmak, bir yerdeki huzuru bozmak herhangi bir motivasyon olabilir amacıyla insanların bazı insanların tüm insanlığın değil hedefi haline gelebiliyor. Ve bu hedef 2020 yılında bazı analizlere göre 1 trilyon dolar, bazı analizlere göre de 3 trilyon dolarlık bir kara para işine dönmüş durumda. Çünkü buradaki paralara çok o kadar da temiz para diyemeyiz. İşte bu datanın aktığı patikalar, kullanıldığı yerler bu 3 trilyon dolarla ilgilenen arkadaşlarımız için hedef haline geliyor. Burada da bilgi güvenliğinin de artık görev ve sorumlulukları şekil değiştirmeye başlıyor. Hani ne dedik? Veri her yerde dedik. Risk her yerde. O zaman olmak zorunda dediğimiz bir mantıksal çıkarımda hepimiz rahatlıkla bulunabiliriz. Peki buradaki ev neye adapte olacak, nereye gidecek finansal sektör ya da genel anlamda baktığımızda. Eskiden kurumlarda perimetre biliyorsunuz İngilizce çevreleyen etrafı çevresi demek. Dolayısıyla siz bu perimetrenin içini koruduğunuzda
kendinizi koruyordunuz. Ama şimdi bu bardak örneğine bakacak olursak, perimatır diye bir şey yok. Hayat, veri, servisler artık ne kurum sınırı, ne kişi sınırı tanımaksızın her yerdeler. Yani her yerdeler. Bilmediğimiz yerdeler. O derece söyleyebilirim. Bugün Amazon'dan ya da Microsoft Azure'dan bir sunucu alsanız, emin olun sunucunun o an için fiziksel lokasyonun nerede olduğunu size Amazon dahi söyleyemez. Çünkü hem ortamlar geziniyor hem de bu ortamların üzerindeki veri geziniyor. Yani az önce size anlattığım bardak hikayesinde verinin Türkiye sınırı içinde olup olmadığı konusunda hiçbir bilgimiz yok kesin olarak. Tabii ki durdurup baka sonra bulabiliriz bunu. Bu kadar da yani meçhul bir şey değil ama çok değişken bir şey. Ve o nedenle sınır dediğimiz bir şey yok. Bu iki açıdan çok dikkat etmek gereken bir normu ortaya koyuyor arkadaşlar. Birincisi, korumanın da sınırı yok hale geliyoruz yavaş yavaş. İkincisi, konvansiyonel yani eski düzendeki gibi kurumlar, kanunlar, kişiler, burası benim özel alanım ya da burası benim hüküm alanım. Kanunda bir tabir var İngilizce, legislation, yani kanunun tabi olduğu, düzenlemenin tabi olduğu yerler, jurisdiction derler, bunun da etkili olduğu yerler. Yani bir legislation ya da jurisdiction yok, her yerde çünkü. Ama halen, maalesef mi demek lazım, emin değilim. Yani Türk kanunu, Avrupa Birliği kanunu, Amerika kanunu gibi düzenleyiciler bir şeyler yapmaya çabalıyorlar iyi niyetle. Fakat veri onların uhdesinde değil. Verinin bulunduğu yerler onların kontrol alanında olmadığı için burada bazı zorluklar, çelişkiler ve bazı farklı bakış açıları ihtiyacının olduğu döneme doğru gidiyoruz. İşte güvenliğin de pozisyonu buralarda artık değişmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla her yeri korumamız gereken bir dünyaya gidiyoruz. Peki ben yani Feridun Aktaş olarak, garanti olarak her yeri koruyabilir miyim? Takdir edersiniz ki mümkün değil. Neden mümkün değil? Onu da söyleyelim. Bir, bütçe ve kaynak olarak mümkün değil. İki, benim etki alanımda değil her yer. Ben kendi kurumuma, kendi çalışanlarıma etki edebilirim ama ötesi kontrolümde değil. Peki kontrolünüzde olmayan yerleri boş verip kendinizi korursanız yeterli olmaz mı Feridun Bey deseniz? Maalesef değil. 2-3 ay önce yaşanan, belki meraklı olan arkadaşlarımızın da bilgisi dahilinde olan SolarWinds isminde bir vaka var. Meraklı olanlarınız girip araştırabilir. SolarWinds bir network yönetim ürünü, network cihazları yönetim ürünü ve oldukça da hani popüler, bilinen, kullanılan, oldukça fazla müşteri olan bir ürün. Şimdi şöyle bir vaka yaşandı özünde, çok uzatmayacağım hikayeyi. SolarWinds'in yeni bir versiyonunu kullanmak istiyorsanız bu bir uygulama. Gidip SolarWinds uygulama sunucusundan bir versiyonu indiriyorsunuz. Söylenene göre Çin kaynaklı bazı aktörler, söylenene göre diyeceğim bir parantez açayım. Çünkü bunların hiçbirinin bize net kanıtı ya da eldeki net izah eden raporları edinemiyoruz. Biz nereden bilgi alabiliyoruz? Makalelerden. Twitter'lardan, yani ne diyeyim, güvenilir kaynakların ve Twitter'dan verdiği bilgilerine ya da kurumların kendi açıklamalarından. O nedenle Çin kaynaklı olduğu söylenen diyorum. Gerçekten bilmiyorum Çin kaynaklı mı, başka bir kaynaklı mı. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Çin kaynaklı diyelim. Kişiler SolarWinds'in uygulama sunucusunu ele geçiriyorlar ve uygulama sunucusunun içerisinde zararlı yazılı bir üst versiyonunu koyuyorlar. Ya da şöyle cümle kursak daha doğru olur. Bir üst versiyonun içine zararlı yazılım koyuyorlar. Kurumlarda, SolarWinds müşterileri de bu yazılımı indirip güncellemeye farkında olmadan bu zararlı yazılımın etkisi altına giriyorlar. Peki etkisi ne oluyor diyebilirsiniz. Etkisi de şu oluyor. Bu Çinli arkadaşlar diyelim. O zaman bu kurumların içine giriyorlar ve bu kurumların içinde gezinmek, kontrolü ele almak, verilere erişmek, aktiviteleri izlemek isterseniz yani kontrolü ele alan bir kapı yaratma şansına ulaşıyorlar. Bu olay büyük bir vakaydı. Nedeni ise SolarWinds'in oldukça fazla büyük firmalar ki yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa Cisco da buna dahil, Microsoft da buna dahil
önemli ana Amerika Birleşik Devletleri kurumları, Department of Defense, Dışişleri Bakanlığı, pardon, birden fazla önemli kurum, kamu kurumunun da Solaris kullanmasından ötürü etkilendiğini biliyoruz. Kendileri açıklar. Makalelerde bulabilirsiniz. Şimdi esas soru şuraya geliyor. Tekrar tekeri geri saralım. Ben SolarWinds'de mi korumak zorundayım? Feridun Aktaş'ça da garanti olarak. Ama farkında olmadan işte o kadar veri ve risk her yerdeki diyorum ya. Farkında olmadan SolarWinds'deki riskten ben de etkilenir hale geliyorum ve benim bunu fark etmem bazen çok zor, bazen imkansız. Gerçekten de SolarWinds'in bu problemini, SolarWinds'in kendisi bile. Bir başka güvenlik firması FireEye tesadüfen bu sorunlu bağlantıya ya da göze batan bağlantıları incelendiğinde fark edebildi bu açığı. Çünkü gelen uygulama zaten binary, açıp her türlü kodu sana veren bir firma değil, özel firma olduğu için doğal olarak içinde ne var ne yok bilemezsin. Ancak vaka oluşurken fark edildi. Dolayısıyla kendinizi korumanızın ötesinde bir riskle karşılaştığımız dünyaya doğru evriliyoruz. Umarım bu örnek zihninizde olayı canlandırmıştır. Çünkü artık benim network'üm, benim kaynaklarım, benim varlıklarım diye bir sınırın kalmadığı dünyada bu işler dönüyor, dönecek. Ve biz de bu durumda başkalarına da expose edeceği risklere karşı da önlem almak ve kendimizi korumak durumunda kalacağız. Peki, ne yapacağız ve bu iş nereye doğru gidiyor? Kalan 12 dakikamız var. 10 dakikada da bunu toparlayayım. 2 dakikada da sorularınız varsa 2-3 dakikalık kısmında onu alayım isterim. Eski dünyamızda hani o nerede o eski güzel günler derler ya. Eski dünyamızda biz kendi perimetrimizdeki cihazları, servisleri korursak bizim için yeterli oluyordu. Ve bunu da cihaz yönetimi, servis yönetimiyle yapabiliyorduk. Ama verdiğim örnekte de dikkatinizi çekmiştir. FireEye makasını izlemesi gibi. Biz de yine, bu da biraz ilahi adalet herhalde. Verinin her yere yayılmasından dolayı ortaya çıkan bu yeni risk dünyasında veriyi kullanarak ancak bu işlerin üstesinden gelebileceğiz arkadaşlar. O nedenle bir kurumun ya da bir servisin, artık kurum ve servis dediğimde sınırlar yok, bariyerler yok dedim ya, çevreler yok. Gerçekten de alabildiğimizce veriyi, bulabildiğimizce sağlayabildiğimizce görünürlüğü ve kanıtları toplayarak oluşturduğumuz bu büyük veri ortamından riskleri, anormallikleri bir yeni güvenlik çağı başlıyor diyebilirim. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama gerçekten de ben hem kurum içinde arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda hem de bir siber ya da diğer bazı etkinliklerde bunun altını çiziyorum. Güvenlikte artık yeni bir sayfa başlıyor. Güvenlikte Rönesans başlıyor. Bunun da başrolünde veri var. İronik olan da şu, hani Allah'ın ilahi adaleti, datayı korumak için daha çok data görmemiz gereken bir güvenlik evresi. Hep beraber dünya olarak artık kurum ve kişiyi aşıyor bu iş. Peki neler yapmamız gerekiyor? Gerçekten eskiden olduğu gibi yapının tüm bileşenleri bizim kontrolümüzde olmadığı için o bileşenleri göze alarak kuralları tanımak, vakaları tanımak, anormal durumları tanımlamak gibi bir rahatlığımız olmayacak. Biz datayı toplayıp istihbaratlar, eski yaşananlar ve anormallikleri tespit edebileceğimiz bir güvenlik bakış açısına, güvenlik altyapısına doğru evrilmeye başlayacağız. Bir türlü bunu bulamayız. Yani hep Çin'e giden connection varsa beni uyar derseniz, Çin'deki arkadaşlar da akıllı. Onlar da artık Çin'den gitmeyip, modellenen bir sunucu üzerinden size geldiğinizde, siz Çin'i gözledim sanırken Mozambik'e çıkıyor olabilir. Bunu sadece zihninizde kolay canlansın diye bir örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla o güne kadar hiç Mozambik'e gitmediyseniz
Ya nereden çıktı bu Mozambik dediğiniz anormalliği görmeniz gerekecek. Ya da iki sunucu arasında günde 200 GB'lık bir trafik varken ne oldu da bir anda 300 GB'a çıktı diye anormalliği görürsün. İşte bunları fark ederek güvenliği sağlayabilirsiniz. Bunlar basit örnekler, farkındayım. Bunların daha kompleks, daha makine öğrenmesi ya da yapay zekayla hızlı, büyük hacimde, daha detayda insan zihninin işte yapması saatler, günler alırken benim bize sağlayacağı en önemli avantajlar bunlar biliyorsunuz. Daha büyük hacimi, daha hızlı ve daha keskin kestirimlerle yapılacak anormallik tespitleriyle biz kurumları ya da ekosistemi koruyacağımız bir evreye giriyoruz. O nedenle eskiden mesela 2017'de dönemde de çok gözdeydi. Bilgin Hocam da beni teyit eder. Bu güvenlik kapları ya da siber güvenlik çalıştaylarında en çok ilgi gören şey yapmak, zafiyeti fark etmek üstüne olan yetkinlikler, kurslar oldu. Halen öyle olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama Bilgin Hocam sonra bizi günceller. Fakat artık yeni gelen de hackerlık, malware analizi, zafiyet ya da sızma testleri yapmak tabii ki kıymetli. Çünkü o da veri üretiyor. O da bir görünürlük sağlıyor. Onu da dedim. Görünürlüğü de her yer artırmamız lazım dediğimi tekrar hatırlatayım. Bunlar da görünürlüğü artılan yetkinlikler. Buna ihtiyacımız olacak. Ama burada oluşan tüm verileri toplayıp makine öğrenmesi, yapay zeka, otomasyonlarla, robotlarla bize şüpheli ve de riskli noktaları sadece kurumumuz içinde değil, bulunduğumuz ekosistemin herhangi bir yerinde, herhangi bir boyutunda gösterebilecek yetkinlikler önümüzdeki dönemde gerçekten çok daha önemli olacak. Biz Garanti BBVA olarak 2 senedir, hafızam beni yanıltmıyorsa 20'nin üzerinde arkadaşımızı mezun olmadan önce aldık Talent Spot dediğimiz programda. Ve mesela bu arkadaşlarımızdan 4-5 tanesini biz güvenlikle alakalı merakları olmasına ama herhangi bir çalışmaları olmasına rağmen ekibimize kattık. Çünkü arkadaşlarımız uygulama geliştirme, artificial intelligence, makine öğrenmesi alanlarında tezler ve çalışmalar yapmışlar okullarındayken. Şimdi biz o arkadaşlarımıza güvenlik temelinde de makine öğrenmesi, machine learning ve AI teknolojileri konusunda eğitimler vererek bu söylediğimiz artırmak üzere ekip kurduk, çalıştırıyoruz. Onlarla beraber işler yapıyoruz. Yani böyle bir güvenlik yetkinliğinde de dönemin getirdiği ihtiyaçlardan ötürü veri her yerde, risk her yerde, o zaman güvenlik de her yerde olmalı. Bir yetkinlik seti geliştirme ihtiyacında olarak şahsen kendi kurum adına söylüyorum. Ama bunun diğer kurumlar ve diğer sektörlerde de yaşanacağını da öngörüyorum. Neye göre öngörüyorsunuz Feridun Bey derseniz, o da siber eşekten düşmüş olmak 25-27 senelik tecrübeye binaen bir kestirimim. Yanılıyor olabilirim, haklı çıkıyor olabilirim. Ama gidişatın böyle olduğunu gözlemliyoruz. Burada dediğim gibi güvenlik ekiplerinin yetkinliklerini geliştirmesi çok önemli. Ki BÜSİBER'i de burada çok önemli katkılarını tekrar altını çizmek lazım. Bu tür faaliyetlerin. Bir diğer aşılması gereken önemli engel de bu seferki zirvenin başlıklarından biri KVKK ya da GDPR dediğimiz verinin kullanımını yapılandırmaya çalışan yönetmelikler ya da kurallar. Bakın ben iki tane çok temel noktanın altını çizmek isterim burada. Risk her yere giderken KVKK diye bir kural tanımıyor. Mahremiyet korunmalı ama riski gideren noktada veriler paylaşılmalı. Mahremiyet ama riski giderecekse veri paylaşımının da sonuna kadar önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer türlü ben ekosistemin içinde beni de etkileyebilecek başka yerden kaynaklı riskleri hissetmem, gözlemem, fark ya da kanıtlamam mümkün olmayacağı için KVKK'nın bu yönde gelişim alanı olduğunu düşünüyorum ve bunu da yaklaşık 3 diğer bir konuda KVKK nedeniyle bu tür verilerin paylaşılmasının esasında bir kurumun ya da regülasyonun değil, bütün ekosistemin talebiyle olabileceğini düşünüyorum. Bu evrimi, bu değişimi yaşamamız gerekiyor. Diğer türlü
sadece KVKK'ya koruma kelimesine odaklanır kalırsak önemli fırsatlar kaçıracağımızı ya da önemli risklerle yüz yüze kalacağımızı düşünüyorum. Yani KVKK veriyi saklama kanunu değildir. Veriyi maksadına göre koruma kanunudur. O nedenle riski gidermek için bu tür veri paylaşımlarının da gitgide artması gerektiğini ve artacağını da düşünüyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Örneğin ATM'nin önüne gidip para çeken bir müşterinin işlem yaparken ben mobil operatöründen ATM'nin 200 ya da 500 metre yanında mıdır diye sorduğum zaman şu an yanıt alamıyorum. Çünkü KVKK nedeniyle bana konumunu paylaşamıyor. Ama konumunu paylaşsa ben o zaman adamın ATM'de gerçekten o iş yapan müşterim mi olduğunu yoksa bir şekilde dolandırılarak kartı kopyalanabilir ya da kartsız para çekme noktasında aldatılabilir sosyal mühendislikle başka bir dolandırıcı mı olduğunu ayırt etmem daha kolay olur. Bunun üstüne bu adamın gezindiği mahalleleri biliyorsam ve diyorsam ki bu adam Bostancı civarında doğru mu? Yok adam, bu adam Muğla'da yaşayan bir adam diye bir bilgi daha eklesem çok çok daha doğru olur. Peki bu adam Bostancı'ya son 24 saat içinde uçakla gelmiş mi? Yani bir travel track record'u var mı diye bir de bunu eklesem mükemmel olur. Tabii burada nedir? Ben bunları öğrendikçe kişinin mahremiyetine doğru da giriyor gibi görülebilirim. Burada en önemli şey niyettir. Niyet riski gidermekse bu bilgileri kullanarak ben riskleri çok iyi bertaraf ederim. Ama niyet riski gidermek değilse ki olabiliyor. O zaman da size Netflix'te Facebook ve Cambridge Analytica skandalının gerçekten bir skandaldır. Detaylarını izleyerek niyetin nereye doğru kötü amaçla evrileceğini bir izlemenizi öneririm. Hariri'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabında altını çizdiği gibi veri kaçınılmaz olarak her yerde kullanılacak. Bu art niyetle mi ya da insanlığın hayrına mı kullanılacağına karar verecek şey kullananların niyeti olacaktır. Biz de burada iyi niyetli kurumlar ve iyi niyetli sizin gibi gençlerin yetişeceği platformda kullanımların da iyi niyetli olacağına gönülden inanıyorum. Bu yapılanmanın da önümüzdeki dönemlerde evrileceğini düşünüyorum. Son 2 dakika kaldı. Dediğim gibi biz güvenlikte yeni bir Rönesans'a doğru evrileceğimiz dönemin başlarındayız. Yapılacak çok iş var. Sizin gibi çalışacak çok insana ihtiyaç var. Sizlerin de bu yetkinlikleri kazanarak sektöre, kurumlara ve memlekete hayırlı birer profesyonel olarak yetişeceğinizi ümit ediyorum. Şimdiden size bu yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Evet, kalan süremizde de varsa evet, sorularınızı almak evet, istiyorum. Evet, güzel bir soru var. Şöyle bakıyoruz. Hüseyin Gamtürk soruyor. Sistemleri bütüncül olarak korumak için full otonomiye sahip, kendi kendini patchleyen, güncelleyen evrimsel organizmalar tasarlamak çok mu zor diye bir sorusu var. Ya gönlümün şu dibinden, ucundan, içinden yani en derinden tebrik ediyorum. Senelerdir vendorlara şunu söyleriz. Bak benim bir iPhone'um var. Bu iPhone'u nasıl güncelliyoruz? iPhone'dan olanlar bilir. Samsung'da da aynı ya da Android'de de aynı experience var. Güncelle deyip tuşa basıyorsunuz. Bu cihaz Wi-Fi'ye bağlı ise, elektrik şarja bağlı ise gece uygun bir saatte kendini upgrade ediyor ve güncelliyor. Arkadaşlar güvenlik sektöründe bu maalesef mümkün değil. Çünkü çok 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 fazla fragmente vendor var. Ben hep şu serzenişte bulunuyorum. Benim yetkin, yetişmiş, tecrübeli arkadaşlarımı sizin ürünlerinize babysitting yapmak için kullandırtmak istemiyorum. Ama maalesef öyle bir durum var. Hüseyin'in de altını çizdiği gibi bu cihazlar kendi kendini yönetip bir iPhone basitliğinde, iPhone'da bir bilgisayar kendilerini maintain edebilmeli. Lütfen ürünlerinizi böyle tasarlayın diye. 3-4 senedir biz de Hüseyin vendorların kapısını aşındırıyoruz ama aşındıracak çok vendor var. Şu aşamada o olgunlukta değil sektör maalesef. Hocam sesiniz duyamıyorum. Bana gelmiş. O da şöyle bir soru. Diyor ki kurumlar bütçelerin ne kadarını siber güvenliğe bütçesi olarak ayırmalı? 100 bütçesi varsa bunun ne kadarını siber güvenliğe ayırmalı? Bu dönem dönem değişiyor. Ama %5 ile %15 bandında bütçeye ayırabiliyorlar. Bazen teknoloji yenilenmeleri
ya da büyük yatırımlar gerektiğinde paraların daha fazla harcandığı seneler olabilir. Ama rutin hayatın devam ettiği, örneğin para yatırmaktan çok yetkinlik ya da insan kaynağına yatırım yaptığınız durumlarda onu biz bütçe olarak görüyoruz. Kadrolarını genişletmek isteyebilirler. Bunlar bu bantta değişiyor. %5 ile %15 bandında. Kurumun tabii risk algısına bağlı arkadaşlar. Ve burada güvenlik yöneticileri olarak da esasında bizim en büyük başarımız hangi riske karşı ne tür önlemleri almanın birincil öncelikte olduğunu anlatmamız. Çünkü her riski de bir sene içinde trilyonlarca dolar harcayarak gideremezsiniz de. Her işin bir de olgunlaşma ve hayata geçirme maliyeti ve süresi var. Ama bu riskleri doğru önceliklendirme ile kurumunuzun üst yönetimini anlattığınızda artık eskiye göre bütçeler daha rahat alınabiliyor. Tabii bu da bir Türk atasözünden dolayı. Hani bir musibet bin nasihattan iyidir. Son 3-5 senede maalesef ülkemizde ve globalde olan siber güvenlik vakaları kurum üst yönetimlerinde bu konuda birazcık daha cömert olmaya itti dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Siz yokken öğrencilere ben şunu demiştim. Kurumsal siber güvenlik, hani siber güvenliği öğrenmekten son derece farklı. İşte o büyük resmi görebilmeyi de gerektiriyor. Hani orada yaptığınız sunum öğrencinin o büyük resmi görmesinde anlamasına çok faydalı olacağını inanıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Bilgin Hocam. Başarılı bir etkinlik diliyorum sizlere ve BÜSİBER'e. Katılan arkadaşlara da gönüllerince bir kariyer yolu diliyorum şimdiden. Bizim bu etkinliğimiz çift aşamalı oluyor. Biz hani bu zirveleri yaz kampımızı gerçekleştirmek için yapıyoruz. Hani burada değerli öğrencileri de yaz kampımıza da bekliyoruz. Evet. Biz de yaz kampına destek olacağız. Yine belki konuşmalarla, belki bazı derslere destek atarak çok önemli bir gelişim fırsatı arkadaşlarımız için. Çok çok Herkes, teşekkürler. ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Sevgilerimle. Bunlar.